enfeksiyonlarının başladığı ilk günlerden itibaren maske, mesafe, hijyen kurallarının istisnasız, zamansız uygulanması gerektiğini vurguluyoruz. Yeni tip koronavirüs yani COVID-19 hayatımıza girdiği andan itibaren temasın her türlüsü risk oluşturmaya başladı. Bu noktada hayatımızın rutininde yer alan birçok alışkanlıkta virüsle birlikte tarihi karıştı. Uzmanlar her türlü temastan kaçının deyince el sıkarak yapılan tokalaşma kısa süre içinde unutuldu. Onun yerine birçok alternatif selamlaşma yöntemleri bulunmaya çalışıldı. Covid-19 enfeksiyonunda temasın çok riskli olduğunun pandemi başından beri aralıksız vurgulandığının altını çizen Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Hakan Oğuz Türk, tokalaşmanın kesinlikle tavsiye edilmediği bu süreçte alternatif başka selamlaşma şekillerinin gündeme geldiğini ve o yöntemlerden birinin de yumruk yumruğa tokalaşma olduğunu hatırlatarak şu uyarılarda bulundu. Tokalaşmanın tavsiye edilmediği bu süreçte alternatif başka selamlaşma yöntemleri gündeme geldi. Bunlardan iki tanesi sizin de dediğiniz gibi dirsek dirseğe tokalaşma, yumruk yumruğa selamlaşma veya tokalaşma bunlar da çok net olarak ifade etmek gerekirse virüsün yayılımı açısından risk oluşturmakta. Bizim eski geleneksel selamlaşma biçimlerimizden bir tanesi elimizi göğsümüze getirerek selamlaşma. Bunun uygulanmasını ben özellikle şahsım adına tavsiye ediyorum. Çünkü Başta da ifade ettiğimiz gibi mesafe kavramı var. Biz eğer yumruk yumruğa tokalaşma veya dirsek dirseğe tokalaşma şeklinde bir uygulamaya geçtiğimiz zaman bir buçuk metreden daha az bir mesafe karşı taraftakiyle yan yana gelmiş olacağız. Bu da zaten kurallar anlamında istenmeyen bir şey. Bu kuralı da ihlal etmiş olacağız. Elin ayası yani iç tarafında bir mikroorganizmanın bulaş riski açısından bulunması elin dorsali dediğimiz sırt tarafında da bu virüsün bulunma durumunu gündeme getirmekte. Yani virüs sadece bizim tokalaşma sırasında elin iç tarafından buluşmayacaktır. Yumruk yumruğa tokalaştığınız zaman düşünsenize eğer enfeksiyon etkeni koronavirüs o el sırtında varsa yumruk yumruğa tokalaştınız ve partiküller şeklinde de yayılan bu mikroorganizma size de bulaştan kısa bir süre sonra elinizi ağzınıza, burnunuza veya gözünüze değdirdiğiniz zaman ciddi anlamda bir enfeksiyon bulaş riski altında kalıyorsunuz. Bu anlamda bu yumruk yumruğa tokalaşmanın ben yapılmaması inancındayım. Aşı konusuna da değinen Profesör Doktor Oğuz Türk, Covid-19'la mücadelede çıkış noktasının aşı olduğunu ve inaktive virüs aşılarının bu konuda güvenilir olduğunu vurguladı. İnaktif virüs aşısı Dünyada teknolojisi çok eski zamanlardan beri uygulanan bir teknik ile üretilen bir aşı. Bu anlamda başka mikroorganizmalara karşı da bu teknik kullanılmış durumda ve bilinen o ki şu ana kadar gerek COVID-19 hastalığı ile ilgili üretilmiş olan inaktif aşıların faz 2 çalışmalarına ve faz 3 ile ilgili de firma tarafından bildirilen verilere göre herhangi bir ciddi yan etkisi olmadı. Zaten faz 3 çalışmalarının yapıldığı ülkelerden bir tane Türkiye ülkemizde de benim arkadaşlarım dahil bu çalışmaya gönüllü olarak katılan kişilerde ben ciddi yan etki olduğunu gözlemlemedim. Buna karşın antikor seviyesi dediğimiz virüse karşı bağışıklık ürünü olan bu maddelerin ciddi anlamda yükseldiğini de görmüş olduk. Bu anlamda kendi adıma inaktif virüs aşısı olan bu aşının ciddi yan etkileri olmadığından dolayı ve virüse karşı da güçlü bağışıklık oluşturduğundan dolayı gönül rahatlığıyla yaptıracağım şeklinde bir açıklamayı söyleyebilirim size. Öyle yumruk yanlış bence temas oluyor. Çünkü dirsekte dirsekte normal yani.